AK Parti İl Teşkilatı tarafından başlatılan nöbetçi milletvekili uygulamasının ikinci turu başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün dışında 6 milletvekilinin her pazar günü sırasıyla nöbet tuttuğu AK Parti'de geçen yılın son aylarında başlatılan ve ilk nöbetçi milletvekili olan Fikri Işık, ikinci turunda da ilk nöbetçi milletvekili oldu. İl binasında gerçekleştirilen nöbette kent gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Işık, Gazi Lisesi'nin tarihi binasının şehir kütüphanesine dönüştürüleceğini, İzmit Lisesi'nin ise ilkokula dönüştürüleceğini söyledi. Gazi Lisesi biliyorsunuz yeni restore edildi. Bizim dönemimizde oranın belki bir şehir kütüphanesi gibi veya farklı bir amaçla kullanılması ama lise olarak kullanılmaması. Bunlar bizim tabii şu anda düşüncelerimiz. Bu noktada pek çok yeni okul yapacağız. Bazı okullarımızın eski binalarını yıkıp yenileyeceğiz. Hem deprem riski olan binaları da bu vesileyle yenilemiş olacağız. Bunun için 2013 yılında çok ciddi adımlar atacağız. Ümit ediyorum ki 2014-2015 eğitim yılına girdiğimiz zaman en geç Kocaeli'nde eğitimde altyapı noktasında çok çok önemli mesafeyi almış olacağız. Bu sene bunların ihalelerini yapacağız. Binaları çok eski olan, hatta çok eski de demeyeyim, eski olan okullarımızı yıkacağız. Yerine modern, yeni binalar yapacağız. Sağlık alanında Kocaeli'de çok önemli gelişmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Işık, Kocaeli'nin Türkiye genelinde bir sağlık merkezi olacağını iddia ederken, Körfez Devlet Hastanesi'nin kapatılmayacağını da söyledi. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin artık ihaleye gönderilme noktasına geldi. Tüm işlemler tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir'den bir görüş istendi. Zannediyorum bu hafta o görüşte verilecek ve inşallah bu Ocak ayı içerisinde ihale tarihi için TOKİ Kamu İhale Kurumu'na gönderecek. Kampüs hastane ile ilgili biliyorsunuz Danıştay süreci durdurdu. Yeni bir kanun teklifi gündemde. İnşallah o kanunu da çıkardıktan sonra yine kampüs hastane projemiz devam edecek. Ama çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Bundan önce şu anda Kandıra Devlet Hastanemizin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Işık, ulaşıma 2013 yılında neşteri atacaklarını ve ulaşım sorunu çözecek ciddi projelerin yolda olduğunu da sözlerine ekledi. Önce inşaat başladı. Şu anda orada da bir dalçık yapıyoruz ve bir afet anında Allah korusun herhangi bir ışığa takılmadan, şeye takılmadan araçların çok hızlı bir şekilde tahliye olacağı o önemli kavşağı yapıyoruz ve bu D100'deki o ışığı da kaldırınca trafik sıkışıklığını da aşmış olacağız. Nöbette yerel gündem dışında ulusal gündemi de değerlendiren Fikri Işık, CHP'yi sert sözlerle eleştirerek CHP maç yorumluyor gibi gündem yorumu yapıyor dedi. Ve hükümetinizi dış politika üzerinden yerden yere vuruyorsunuz. İç politika ile ilgili söylersiniz, eleştirirsiniz. Bu sizin en tabii hakkınız. Ama dış politikada Türkiye'nin hak etmediği bir takım eleştirileri sadece iktidara yükleniyorum mantığıyla ardı ardına sıralamak bir ülkenin ana muhalefet liderine yakışmaz. Bizim Sayın Kılıçdaroğlu arkadaşlar maç esnasında televizyonda anlık maç yorumu yapan yorumculara benziyor. Her pozisyonu illa yorumlayacağım diye 3 pozisyon öncesiyle hemen çelişiyor.